Buyurun efendim. Şuna bir bak da ondan sonra hazaya gel. Altın değerinde olan mantar budur, trüffü. Bir de Türk dükkan bulduk burada, artık sırtımız yere gelmez. Karıdan başka kuş tanımam, başka da şef tanımam. सहारा हो तो किसी का सहारा बनो तुम बेसहारा हो तो Aslında acıklı sevgili dostlar, çok acıklı. Boyamışlar falan ben bunu, dişi yavrusu da karnında. Çok güzel bir başlangıç olmadı ama bak elimi tutuyor. Agra'ya hoş geldiniz. Yavrusu da emziriyor, yazık. Yani bu ne kadar güzel bir şey bilmiyorum. Size göstereyim bunu. Ama bunu şey olarak göstermiyorum, yani üzüntü olarak gösteriyorum. İster ki bu hayvan gitsin ormanda, koşsun, yaşasın mutlu. Maalesef burada esir gibi oynuyor. Var ya bir eskiden ayı oynatılar, onun ayı oynatıcıların eski Agra versiyonu. Efendim, hoş geldiniz Agra'ya, Hindistan'a. Ayhan Sıcımoğlu bu hafta size Agra'yı gösterecek. Yani Taj Mahal'e gideceğiz. Müthiş bir yapıt. Tabii gelmişken bu enteresan memlekette Hindistan'da her şeyi yaşamaya çalışıyoruz. Yemek de yapmaya çalışırız. Ben bunlara acıyorum biraz. Şuna biraz da çok acıdım. Bak gördün mü? Ne yapacağım ya? Arkadaşım Bedi'yi tanıştırayım size. Beraber gezeceğiz Agra'da. Bu seyahatte beraberiz. Çok hoş bir arkadaş. Efendim başında turbanı, saçını hiç kesmezler onlar doğuştan beri. %5 falan var şeyde Hindistan'da ama çok iyi insanlar. Şimdi bana biraz anlattı Bedi. Bir kere bizde dedi, Sikh dedi, dilenci göremezsin. Dilenci demek yasak bizim dinde dedi. Bunlar yani Hindi dininin bir kolu gibi başlayıp sonra tamamen ayrı bir din olmuşlar. Bunların ayrıcalığı put yok. Yani Buda falan tapmıyorlar. Fotoğrafları var sadece. Yani putperest değiller. Ve enteresan, aralarında müthiş bir danışma var. Hiç dilenci görmesin. Dilenci olan gitsin, acı olan gitsin bizim şeyde tapınakta yesin. Tapınakta bedava yemek var diyor. Tapınaklarında 25-30 bin kişi her gün besliyorlar. Ve hepsi gönüllü çalışıyor. Bütün yemeği yapanlar, bulaşıkları yıkayanlar, bir tanesine gidip göreceğiz. Müthiş tapınakları var. Sikh tapınakları. Orada bedava yemek isteyene istediği kadar. Sonsuz. Yani ah doymadım. Git gene ye. Paran yoksa orada yaşa. Çok enteresan. İslam tapınakları kalıyor da yani evin de yoksa. Hani yolda bulunan da yolda dilenci, yolda yatan kimse olmuyor. Hepsi o yani en kötü şartlarda tapınakta gibi yatıyorsun ve yemek yiyorsun. Enteresan değil mi? Aralarında bir yardım yok. Çok da zenginleri var aralarında. %5 ama sesleri sanki %50 gibi. Bunlar savaş çıka bile. Hepsi iri yer, baksana babaya. Hepsi böyle şeyli yapılı. I said, they're all built people. Look at my friend Bedi. He's like, these guys are built guys. They're warriors, fighters. Correct? Yeah. Bedi'nin dedesi de, büyük dedesi de bunun kurucularından bu dinin. Yani çok önemli, asil aileden geliyor aslında. Bu dinin, it's founded in 1400, right? The Sikh religion? Yes, they started in 14th century. 14th century. Yeah, so it's 1300, yeah. 14th century. Yeah. 14. asırda yani 1300'lerde şey olmuş, başlamış. Büyük dedesi tarafından. From your great father, right? Yes, Guru Nanak was Guru Nanak. Direct descendant of Guru Nanak. Guru Nanak adı, Guru Nanak. He's the first guru of the Sikhs. Yani Sikhlerin tek ilk gurusu, guru yani peygamberi, like a prophet. Yes, and I'm the 18th direct descendant. Ben 18. direkt nesildenim diyor, Guru Nanak'ın diyor. Yani çok büyük bir şeydir. Yani bu anda yani peygamber soyundan bir arkadaş gibi düşünün. Onun için maşallah çok da iyi bir arkadaşım, çok şeker bir adam. Bu seyahatte beraberiz baba, takılacağız.
Takip edin Ayhan Simoğlu. Katıl kurt. Katıl kurt. Let's go. Asgar zinda rehna. Baba Guru Dev. Hastasıyım. 110, hala yaşıyormuş. 116 yaşında. 116 yaşında. Where does he live? Where does he live? Where is he now? Jay Gurudev. Baba Jay Gurudev. Baba Jay, where? Baba Jay Gurudev. Baba Jay Gurudev. But who? Yes, yes. Where is he now? Where is he? Where is he? In his house? That side. That side. He live in that side. This is Matura. Matura. Bu kasabada yaşıyormuş baba hala. Görüyor musunuz? Çok şanslısınız diyor. Para mara ödemeyeceksin diyor. Allah'ına şükret diyor. Dua et yeter diyor. Hiçbir hayvanı canlıyı öldürmeyin. Yemek için daha iyi olsa. Yaşayan insanı ve canlıyı öldürmeyin. Onların çektiği ızdırabı, acıyı biz de çekiyoruz, unutmayın diyor. Yani hani var ya bize kurban. Olmuyor burada. Burada olmuyor. Burada yok. Jeevan to ek jaisa hota hai. Koi hasta koi rota hai. Sabr se jeena aasan. Hastasıyız. Gelin bakayım. Aa, güzelmiş baba. Vay. Güzel bir yere geldik. Bak 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 baba. Bak 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 bak. Aa, baba baba.
anlattı bana. Hepsini tam bilemiyorum kelime kelime ama Hindu dilinde konuştu. Allah'ın içindeki nefesi üzerine üfler diyor. Sound'u yani sesi diyor. O tek sestir diyor. Tek üflemedir. Tek sestir. İşine işte şuradan gibi bütün bu vücudun içine alır diyor. O başka şey hepsi gerisi önemli değil. O ses diyor. If you see him, you did third eye. Onu görürsen üçüncü gözün vardır diyor. Bunlar üçüncü göze inerler. Burada bir göz daha var derler. Şurasında. Şu göz bir de şu göz. Şu gözde işte onu gören göz diyor baba. He is every time present in body. Her zaman içimizde. Her zaman içimizde. Dikkat edin, içimizde, dışımızda değil. Sembolleri anlatmayın. İçimizde Allah. En son şöyle diyor efendim, buradan vedalaşalım. Lütfen bu kağıdı atmayın. Atmayacağım. Size de belki yayınlayacağım. İnternette gelin okuyun. Bütün bu mesajları yazan bu kağıdı atmayın diyor. Ve kendinize sık sık okuyun. Ve işinizden de bunu tekrarlayın. Ve başkalarını da okutun. Ve başkalarını okuyun diyor. Sevgili dostlar, burası Agra kasabası. Hindistan Agra'sındayız. Müthiş bir yerdeyiz. Burası Taj Mahal ile meşhur ama arkamda gördüğünüz de Agra Kalesi. Efendim, bu programda bahsedeceğimiz imparatorluk Moğol İmparatorluğu. Bunların yarısı Türk, yarısı Orta Asyalı. Daha doğrusu Hümayun Babür Şah kurucusu bu imparatorluğun. Annesi Timurlengi akraba, babası Cengiz Han'a yahut tam tersi hatırlamıyorum. Yani yarısı Cengiz Han'dan geliyor, yarısı Timurlenk'ten geliyor. Timurlenk de biliyorsunuz bizim Osmanlı'nın baş düşmanlarından ama bunlar Türk soylu, Türk kanlı, Orta Asyalı askerler. Düşün, iki tane önemli asker, dünyanın en önemli iki askeri, müthiş adamlar Timurlenk ve Cengiz Han, biri anası, biri babası tarafı. Düşünün, öyle bir adam. Efendim, bu imparatorluğun kurucusunun üçüncü kralı yani Ekber, yani Akbar diyorlar burada, Akbar. Bu kaleyi yapan 1560'ta, nefis kaleyi yapan bu kırmızı kaleyi, Fort Agra, Agra Kalesi. Şimdi beraber Agra Kalesi'ni gezelim ki işi görelim. Ondan sonra meşhur Taj Mahal. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu programda rehberimiz Hacı. What's your other name? My name is Bilal Ahmet Kureyşi. Bilal Ahmet Kureyşi. Yani buradaki takma değil, Hacı. Hacca gitmiş. When did you go to pilgrimage? I went there in 2003 with my wife. 2003'te gitmiş karısıyla Hacca buradan. To Mecca. To Mecca. Allah kabul etsin. We say that let God, let Allah accept it. Amin. 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 Üç kilometre şeyi etraf. Bak arkada Taj Mahal, bak Taj Mahal, bak Taj Mahal. Hey yavrum be, Taj Mahal görüyor musun Taj Mahal? Arkada görüyor Taj Mahal, işte oraya gideceğiz. İkinci hedef orası, acayip yer orası. Benim ikinci gelişim, biliyorum orayı, Taj Mahal hastasıyım. Bakar mısınız? Su, eskiden su olan yer. Timsahların dolaştığı yermiş. Vakti zamanında timsah varmışmış. Burada da böyle bir kalkan köprü var. Drawbridge. Kalkan köprü var. Ondan sonra birinci şeye giriyoruz, birinci avluya. Arasında vahşi hayvanlar var. This is for defense. Dönerek gidiyor yani, direkt girmiyor diyor baba kaleye. Çünkü dönerek gidiyor ki hani kimse ateş yani buradan, ona dönerken baba lap diye avlıyorlar, böyle koşarak, düz yol değil diyor. Enteresan yapısı. I like the stones. This is very nice. Look at this. Şuna girip bakar mısınız?
atlar atla kaymasın diye burası böyle şeyli, yivli bir taş var. At yani nal nak yoksa at böyle tak 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 düşer. And you see those are the loopholes. For the gun. Boiling oil and hot water was thrown if enemies come in here. Şu delik, deliklerden kaynar yağ döküyorlar şeye gelirken. Deliklerden kaynamış yağ döküyorlarmış. Düşman geçemesin diye. Esas kapı bir yukarıdakinde fakat gümüş falanmış o kapı. Efendim sonra kare düşünce onu tabii eritmiş demek. Fakat İngilizler gelince İngilizler kare restore ederken ufak girişi yapmışlar. Ufak kemeri yapmışlar. Esas kemer kapı yukarıda görüyorsunuz. Ama çok pahalı bir gümüş kapıymış. Şuralarda balkonlarda müzik yapıyorlar kral girerken şeye. Efendim şu balkonlarda da yukarıda dans eden kızlar varmış böyle. Her şey yukarıda aşağıda da muhafızlar. Ben kral olacağım. Dans eden kızlar beni karşılayacak. Hastasıyım. Şu mozaik gibi olanlar boyaymış. Ama özel boya diyor. 440 senelik bir boya diyor. Hala diyor şey olmadı. Bazıları gitmiş ama bir özel boyaymış. Böyle şeyleri taşları kırıp toz yapıp karıştırıp boya taşlarla boya yapıyorlarmışmış. İki tane yazı var. Tabii Arapça Tevekkül Allah. Orada yazıyor ve burada yazıyor. Tevekkül Allah sadece Allah'a inanıyoruz demek. Tevekkül Allah. Tuhaf bir şekilde aynı kelime Amerikan dolarında da yazar. In God we trust. Allah'a güveniyoruz, güveniyoruz, inanıyoruz değil. Güveniyoruz. Çok enteresan. Burası yukarı doğru böyle eğimli gidiyor. Çünkü yukarıdan düşman gelirken yukarıdan şey yuvarlıyorlarmış. Yukarıdan büyük taşlar yuvarlıyorlarmış. Babalar tepeden taşları böyle gümür taşları bir yuvarlıyor. Atlar falan çıkıyor. Hepsi böyle birbirine giriyor. Oluyor ya filmlerde. Filmlerde olan var ya. Falan. Burası. Ben de kadınların renklere uçuyorum. Kadının rengi bak, oranj. Sondaki kadına bak, sapsarı. Mesela renkleri acayip, yeşil. Baksana, renkler müthiş renkle giyiniyor kadınlar. Hasta o renkle böyle çat, böyle parlak renkler var. Oranj, kırmızı, sarı, yeşil, böyle mor. Allah, Allah, Allah. Bu Ekber acayip iki şeye çok kızarmış. Bir tanesi ırza geçenlere. Yani hani efendim öbürü de adam öldürenlere. Fakat burada da her cuma toplanıp burada mahkeme kendi şurada oturup mahkeme yaparmış şeyleri. Efendim suçluları kendi mahkeme reisi olurmuş. Ve ceza olarak da özel filleri varmış. Filler de gelip böyle adamın böyle kafasına kraaaş diye basıp adamın kafasını ezermiş ceza olarak. Hüküm giyenin. Manneye girer iş. Ekber Baba'nın 3 tane karısı var. Efendim fakat 300 tane de hareminde şurada oturan, arkada gördüğünüz şunları görüyorsunuz, evde oturan güzel kızları var ama
inanca göre o kızlar da sadece günü eğlendiriyor, misafirlerini ağırlıyor ama sonunda gece 3 tane karısına gidiyor. Bunlar resmi karıları, 3'ü birden. Efendim, kızlar da tabii şirret ve genç ve kavgacı oldukları için devamlı haremde kavga çıktığı için şurada gördüğünüz delikli yerler arkamda kızların hapishanesi. Cihan Şah burayı mermer yapmış. Aslında Ekber burayı yapan, ilk yapan Ekber zamanında kırmızıymış ama sonra Cihan Şah gelince adam mermerci, Taj Mahal'de öyle yaptı ya, mermer hastası. Red is efendim, a sign of blood and power. So Akbar he loved red. White is a sign of peace and love. So Shah Jahan loved white. Diyor ki hacı, kırmızı efendim tutku ve kan rengi. Onun için diyor Ekber diyor öyle yaptı diyor. Fakat beyaz diyor efendim sulh rengi. Onun için de efendim Cihan Şah beyaza çevirdi o işi kırmızıyı diyor. O da öyle bir ufak bir efendim yorum demiş diyorum ben buna herhalde. Buradan nefis Taj Mahal görünüyor. Taj Mahal'in buradaki görüntüsü nefis. Gelin gelin. Vay be. Efendim Orangzeb Cihan Şah'ın oğlu Cihan Şah 69 yaşına gelince babasını tevkif ediyor. Başa geçmek istiyor. Büyük oğlan asi çocuk babasını getiriyor. Aslında işkence yapıyor. Babasının yaptığı sarayın karşısında şöyle bir manzara böyle bir yere babasının kelepçeyle hapsediyor. 8 sene dayanıyor adam. 8 sene her gün uyandığında sarayını görüyor fakat sarayına gidemiyor. Burada mahpus çünkü. Hapis oluyor burada. 8 sene sonra kahrımdan ölüyor. 78 yaşında. 69 yaşında oğlu yakalayıp babayı buraya hapsediyor. Ama pencereyi de öyle bir yapıyor. Namussuz pencereden bakınca sarayını görüyorsun ama sarayına gidemiyorsun. İnsan dayanmıyor, ölüyor. 8 sene dayanıyor sonra. Burada ölüyor maalesef. Şurada, burada da ölüyor. Burada da 8 sene yaşıyor. İnsanoğlu çok gaddar aslında. Bu kadar güzel bir şeyi baksana. Bunları, şuradakileri çalmışlar. Bak, bak, bak. Şunları çalmışlar. Fakat çalınmayan kısım nefis. Efendim, kırmızılar rubi. Şu mavileri bak, görüyor musunuz mavileri? Maviler turkuaz, hakiki. Turkuaz. Siyahlar lapislap, siyahlar lapislap taşı. Yani bütün mermer içerisinde işliyorlar ve üzerine taşla yapıyor. Yarı yarı taş. Bakın şu en güzeli şu. Gelin gelin buna bakın. Bu yekpare mermer. Bakar mısınız? Altıgen arı kovanı. İçinde de içinde gene altıgenler var. İçinde 6 tane altıgen var. Bir altıgen içerisinde. Ortasında da bak altıgenli. Bunun biri kırılsa bakın şurası yek. Bakın bakar mısınız şuna? Bir şu kadar. Şu kadarı yekpare, tek mermerden. Yanlışlıkla çekici bir ters vursa baba, mesela oradan güzel bir kız geçiyor, tam çalışıyor, güzel bir kız, ah çat etti, bitti, at kızın kabahati, anladın mı? Güzel kız geçerse, onun için etrafa kıyarda kızımızı koymuyorlar da diye. Tujhe mata ji ne ghar se nikala to kya. İki tane kız buraya oturuyor haremden her birine. Efendim, bunlar şu borular gümüş. Şu borular altın. Efendim, rüzgar da esince mesela şu anda esiyor ya biraz rüzgar saç baş dağılıyor. Sular da şöyle etrafa dağılıyor. Sarayı serinletiyor. Kızlar da üzerine yapışıyor sular. Kızlar böyle üzerleri ıslak güzel kızlar oluyor. Kral da baba bazen yüzü atıyor havuza. Kızlar dalıyor havuzdan. Kim yüzüğü bulacak ayağına? Kavga başlıyor. Elbiseler ıslak. Yani biraz ayıp olmuyor mu? Biraz ayıp olmuyor mu? Efendim burası da babanın yatak odası. Bütün duvarlar, bakın şurada bir kısmı yapılmış. Altın
kaplama. Ama sonradan sökmüşler, eritip götürmüşler. Altı kaplama duvarlar. Yerler halı. Kapı yok. Kapılarda yazın tül, perde, kışın halı. Soğuk girmesin diye. Isıtma da yok. Efendim yerde yatıyor babalar, yer döşeğinde. Fakat bütün muhafızlar tabii şey, hadım bizdeki gibi. Erkek muhafızı olamaz, çok fazla kadın var. Kadınlığında muhafızı olmaz. Efendim hepsi hadım erkekler. Yukarıda müthiş bir avize var, şimdi yokmuş. Avize var imiş. Vakti zamanında. Once upon a time, once upon a time. Ram naam rat, chod kat pat, tere kat jayenge, sankat jat pat, tere kat jayenge, sankat jat pat. Sevgili dostlar, Agra Fort, Agra Kalesi'nden bu kadar. Güzel bir kale, hastasıyım, acayip ince işçilik var. Gözüm önünde ne yeterse değil mi? Tarih insanın gözünün önüne geliyor mu? Hani Ekber oturuyor falan böyle kızlar, 300 tane kız, 30 tane kız havuza giriyor falan. Ordular geliyor, işte taşlar yuvarlanıyor, filler içeri giremiyor falan. Vahşi hayvanlara yem olamıyorsun, oluyorsun. Böyle fil adam ayağına basıp crash öldürüyor falan. Ay yani ne kısım bir... Acaba diyor bir şey olsa böyle, düğme olsa böyle çıt etsen, bassan düğmeye. O kadar sene geriye gitsen, birkaç gün yaşayıp geri gelsen. Ama geri gelsen. Olur mu acaba? Olmaz. Kaldırın gitme kalacaksın. Olmaz. Efendim, şimdi gidiyoruz çok hoş bir yere. Meşhur, meşhur Taj Mahal. Sevgili dostlar, haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Taj Mahal'e gidiyoruz. İsteyen tam yere getirmez. Çünkü 14 çocuktan 6'sı yaşar. Bunun da 4'ünü abileri, ikisini öldürtür.
bir kardeşini hapseder ve sonunda da bu asi çocuk babasını da hapseder ve kendi kral olur. Ve 20 küsür sene kral olur. Cihanşah'ın oğlu. Fakat bu gördüğümüz Taj Mahal dünyanın en önemli anıtı olarak kabul ediliyor. UNESCO'da koruma altına almış müthiş bir yapı. Müthiş. Beyaz mermer ve iç dizaynı, gerçi İran ama ben eminim ki, gerçi bilmiyorlar kimse ama ben dış yapısı, yani ana yapı Mimar Sinan'ın talebesi olduğu söyleniyor. İsa Efendi. Sevgili dostlar, Taj Mahal'i yapan ustaların 21. efendim nesil mermer süs, mermerin içinde kalkma süs yapan işçilerin çocukları. Metot aynı. 21 senedir değişmiyor. Onların 20. kuşak insanları. Ufak atölyeye geldik. Çok enteresan, çok matrak. Yaptıkları şeyi yani görmeniz lazım. Ve ustaları da burada konuşacağız. Bize anlatması lazım. Hello, how are you? Hello, I'm fine, thank you. Thank you. And these are all... Yeah. Makrana diye bir yerden geliyor bu mermer. Taj Mahal de bunu yapmış. And how far is it from here? 360 kilometer far away from. 360 kilometre buradan uzakta bir mermer ocağı, makrana. Tek tek içine burada öğütüyorlar. Enteresan değil mi? İlk önce bunu yaptıktan sonra etrafına çiziyor. Mermer üzerine çizdikten sonra 2.5 milimetre bunu eliyle kırt o çizginin içerisini boşaltıyor. Sonra getiriyor bu yaptığı şeyi içine. Bakar mısınız? And this is the glue. Bakar mısınız? Bir zamk var. The glue is important. Zamk acayip. Yeah, this is the glue. The same glue used inside Taj Mahal. Still we are using here. Same. This made of very natural things. No chemical, no problem. İçinde kimya olmayan. I think there are 22 different. Yeah, 21 types of ingredients in it. I remember. 21 çeşit tabii maddeden, ki bunu kimse bunlar söylemiyorlar şeyini. It's a secret formula, you don't tell anyone. Kimse bilmiyor. O dahi bilmiyor. Taj Mahal'in yapıldığı aynı yapıştırıcı. İşte bu kadar. Bu güzel şehirden, Agra'dan bu kadar. Renkler devam ediyor. Haftaya yine görüşeceğiz. Acıklı bir gün. Bana böyle yorgun bir gün benim için ama sizi seviyorum arkadaşlar. Çok yoruldum. Ama seviyorum. Hoşça kalın. Mm-hmm.